yoksunluk, bir şeye sahip olma hırsı insanı kamçılayan bir duygu. O duyguyla asılıyorsun zaten işe. 22-23 yaşında annem dedi ki ya oğlum maaşı bırakıp sen kendin iş yapacaksın. Sen dedim merak etme. Hani kaybedeceksek bu yaşta kaybedelim. Hani bir tecrübeyi kazanalım. Algıların ve bağlantıların açıksa, sahanın içindeysen mutlaka kısmetinle yani golle buluşuyorsun. Kimseyi kandırmayacaksın. Bir tüccarın en büyük hazinesi itibarıdır. Benim babam küçük bir esnaftı. Biz göçmen bir ailenin çocuğuyuz. İkinci Dünya Savaşı başlamadan önce işte Romanya, Bulgaristan işgalinden kaçarak bir gecede o dönemki işte bizim Rumeli'den Türkiye'ye göç eden milyonlarca insanın hikayesinden biri bizimki de. Babamın da küçük bir dükkanı vardı. Orada çalışırdım, çıraklık yapardım çocukluğumda. O küçük dükkanda insan ilişkilerini doğru kurmayı ve de müzakere yeteneğini, insanlarla nasıl iletişim kurulacağı çok önemli. Bu konularda bana faydası olduğunu düşünüyorum. 1965 yılında İstanbul'da doğdum. Selim Sırrı Tarcan İlkokulu, Nişantaşı'nda ve Nilüfer Hatun İlköğretim Okulu'nu bitirdikten sonra da 4 yıl askeri okulda okudum. Kendi kabiliyetlerimin daha çok ticaret, işletme ve pazarlama yönünde olduğunu fark ettiğim için üniversite sınavına girerek işletmeyi kazandım. Tabii üniversitede okurken de 4 yıl boyunca yarı zamanlı olarak dış ticaret firmasında çalıştım. Bizim firmamızın kuruluşu ve benim de ticari hayatımın başlangıcı biraz da orada oldu. Çünkü 4 yıl boyunca ben yarım gün okula gidiyordum. Yarım günde bu firmada işçi olarak hem üniversitede okuyordum hem de elimde çanta, o günkü koşullara göre ne satış yapılıyorsa, firma ne ithal ediyorsa onların satışıyla ilgili kanalları dolaşıyordum. Modern perakendenin olmadığı bir dönemde başladım ve ayakkabı ithal ettik biz o dönem çalıştığım firmada ve ben ayakkabı satmaya başladım. Sabah okula gidiyorum, elimde kocaman bir çanta. Arkadaşlar işte ne var, bir yeni gelen modellere bakalım diyorlar üniversitede. Öğleden sonra da çıkıyorum spor mağazalarına ayakkabı satmaya gidiyorum. Sonra bir gün bir arkadaşım Fransa'dan bir terlik getirdi. Dedi ki Sinan dedi bunu dedi satabilirsin aslında güzel bir terlik. Bunun dedi satışı iyi olabilir. O terliği üretmeye başladık biz beraber arkadaşımla. Değişik kanallarda bu terliği satıyoruz. Pofuduk terlik koyduk adında. Daha sonra ben tek başıma bunu devam ettirdim. Arkadaşım bu işten ayrıldı. Hatta annem dedi ki ya oğlum yani 22 yaşındasın bu maaşı bırakıp sen kendin iş yapacaksın. Sen dedim merak etme hani kaybedeceksek bu yaşta kaybedelim hani bir tecrübeyi kazanalım. Çalışıyordum aynı zamanda da terlik imal ettirip satıyordum. Çünkü bir baktım 3 günde hani bir haftada üretip sattığım terlik benim 2 maaşım kadar bana getiri sağlamaya başladı. Bunları fason olarak Dolapdere'de ürettiriyorum. Çok küçük bir atölye, 3-4 tane makinesi var. Orada da satıyorum. Daha Türkiye'de zincir mağazaların hiçbiri yok. Ondan sonra bir gün bir telefon geldi. Cağaloğlu'nda 30 metrekarelik bir yerim var benim. Orada da bir tane yanımda çalışan çırağım var, Ayhan. Ayhan bana bir kağıt verdi. Abi dedi seni bugün biri aradı, terlik istedi. Aradım, aradığım kişi eczacı başına promosyon yapan bir firmanın sahibi. Mustafa Koçak hiç unutmuyorum. Dedi ki kardeş bize 25 bin tane terlik lazım. Bu çok büyük bir rakam tabii ki o gün koşullarda bizim için. Bunu yapabilir misin? Yıl 1988. Biz dedi 2 tane diş macunu kutusu getirene bir çift terlik hediye edeceğiz. Tabii bu çok büyük bir fırsat. Dedim hemen yapalım. O partiden elde ettiğim rakam herhalde yanılmıyorsam bugünün koşullarında 100-150 bin liralık bir para. Hemen atladım İtalya'ya ayakkabı fuarına gittim. İtalya'da 88-89 yılında neredeyse benden başka Türk yoktu. Yani ayakkabı fuarına gittiğim zaman Türkçe konuşan hiç kimseyi görmüyordum. De Fonseca firmasıyla Türkiye'nin satış bağlantısını kurdum. Yaşım o zaman 24. Onların Türkiye dağıtıcısı oldum ve Türkiye'de İtalyan firmasının ürünlerini satmaya başladım. Bir sermaye oluşturduktan sonra da işte 2000 yılına geldiğimiz zamanlarda dedik ki artık kendimiz de bir marka olalım. Marka oluşturalım. Ne yapalım? İşte Twiggy markasını nasıl ortaya çıktı diye herkes soruyor. Bütün isimlerin tescili alınmış. Yani aklınıza gelecek bütün isimler. Bir 20-25 tane ismi verdim patent bürosuna. Dedim bundan hangisi tescil olursa dedim. Birini tescil edin onu dedim artık ürünlerin üzerine koyarız. Twiggy tescil oldu. Yani dolayısıyla odan da tamamen tesadüfi hiçbir anlamı yok. İki ayakla birden suyun derinliğini ölçme.
suyun derinin tek ayaklı ölçü. Yani tek ayağın her zaman değsin yere. Şimdi o sebeple bütün bunları yaparken birinci plan, strateji, borç alacak dengeni iyi koru. Bütçeni hep iyi tuttur. Hep olağanüstü durumlar olacakmışçasına hareket et. Ama tabii ki bunu yaparken işini iyi yap. Ürünlerini iyi yap. Pazarlamanı da iyi yap. Yaptığımız bu faaliyetlerle, gerilla pazarlama diyorlar buna pazarlama dünyasında. Az kaynakla çok ve büyük işler yapma, etki yaratma. Ben hayatım boyunca zaten yaptığım işten acaba insanları nasıl eğlendiririm diye baktım. Çünkü ürünümüz de öyle bir ürün. Eğlendirebiliyorsanız, insanları şaşırtabiliyorsanız, alım kararını alabiliyorsanız, ulaşabilir bir fiyata sahibiz ama sonuç itibariyle insanlara eğlendirerek insanların dikkatini çekmek pazarlama anlamında çok daha büyük faydalar sağlıyor işletmelere. O yüzden de biz öncelikle futbol, sinema ve moda gibi üç temel kavramın üzerine odaklandık. 2002 yılında Türkiye dünya üçüncüsü oldu. Dedi ki biz futbolla ilgili bir şeyler yapmamız lazım. Ve o ana kadar da sadece böyle çok cılız açık hava reklamları yapıyoruz. Biliniyoruz ama öyle kitlesel bir marka değiliz o döneme kadar. Ben de şöyle bir şimşek çaktı. Dedim ki ben gideyim bu Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray. Onlar da yeni yeni başlıyor. Üç kulüple ben gittim lisanslı terlik anlaşması yaptım. Ben dedim ki bunların terliklerini yapayım. Terliklerin üzerine de taraftarın sevdiği sloganları yazalım. İşte Galatasaray'a re 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 ra 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 yazalım. İşte Beşiktaş'ın üzerine işte erkek adam renkli takım tutmaz yazalım. İşte Fenerbahçe'ye Fenerbahçe Cumhuriyeti yazalım. Çünkü o dönem en fazla taraftarın kullandığı sloganlar ve taraftarın beğenisini kazanan sloganlardı bunlar. Terlikleri yapmaya başladık. Bu arada benim aklıma bir fikir geldi. Dedim ki bu terliklerin dedim biz maskotunu yapsak. Ondan sonra dedim ki sahaya biz bunları soksak. İlk Beşiktaş İnönü'nde girdi terlikler sahaya. Ondan sonra Saracoğlu ve Ali Sami Yen'de de girdi. Şimdi böyle bir şey o ana kadar hiç yapılmamış. Yani bir sahanın içerisinde maç oynanırken veya maçtan önce bir maskot hiç olmamış. Maskot ciddi bir hikaye haline dönüştü. Rakip kalenin arkasında duruyor. Futbolcular artık maçtan sonra sarılmaya başladı bize. Ha, gol atıyor, geliyor terliklerin üzerine atlıyor. Çocuk içeride dur diyor, nefes alamıyorum diyor. Çıkartıyoruz, dışarı çıkartıyoruz. Yani böyle çok enstantane oldu. E tabii ki bu 3-4 sene devam etti. Siz artık maç öncesi sadece kenara alalım. Terlikler işte Yılmaz Erdoğan'ın filmine Neşeli Hayat'a konu oldu. Gisel dünyanın en ünlü modeliyle biz 8 yıl onun bütün görsellerini Twiggy markası adı altında kullanma hakkını elde ettik. Onunla yapmış olduğumuz bu lisanslı ürün anlaşması gereği Gisel'in tüm iletişimimizde kullandık. Terlik bir kere yani çok ciddi bir tüketim ürünü ama terlik maalesef biraz hor görülmüş bir ürün. Bir toplantıdayız, biri beni biriyle tanıştırıyor. Ne iş yapıyorsunuz dedi. Ben de terlikçiyim dedim. Adam estağfurullah dedi. Terlikçiyim yani sonuç itibariyle. Hani estağfurullah diye bir şey yok yani. Dişçi olunca hani hiç kimse dişçiye estağfurullah demiyor. Terlikçiye niye estağfurullah diyorsunuz? Yani işim bu. Terlik satıyorum ben. Biz terlik konusunda insanlara işte bu terlik tam benlik sloganıyla herkesin hoşuna gidebilecek, kendine uygun bir ürün bulabileceği bir segment yarattık. Her gün ben işe gelirken samimi söylüyorum ilk işe başladığım günkü heyecanı yaşıyorum. Yani hiçbir zaman of bugün pazartesi oldu ya bugün yine mi iş var havasını olmadı. Kriz fırsatı barındırır ama şöyle bakmak lazım. Bu zorluktan ben nasıl çıkarım ve bir yol hep vardır. Yani çalışıyorsan ben hep şunu söylerim. Hayatın içinde olmak lazım, dokunmak lazım, tüketiciye dokunmak lazım, üreticiye dokunmak lazım. Hayata dokunmak lazım. Hayata dokunduğun zaman bir yol bulunuyor hemen. Yani yaşadığımız sorunlar dünyada illaki daha önce yaşanmış sorunlar bunlar. İnsanın kısmeti bir şekilde çalıştığı zaman, çabaladığı zaman hani o bilindik hikayedir. Süt kazanına düşen kurbağa çırpındıkça kaymak oluşturur ve onun üzerine çıkar, kurtulur. Diğeri hiçbir şey çabalamaz ve boğulur gider. Moralinizi kaybettiğiniz zaman zaten her şeyinizi kaybetmiş oluyorsunuz. Tamam fırsatları değerlendirin ama kaynağınızı israf ettiğiniz zaman da çok zora düşüyorsunuz bir zaman sonra. Hiçbir keşkem olmadı. Çünkü o an için en doğru karar 2-3 gün düşünmüşümdür. O an öyle karar vermişimdir. Çünkü aksi ispatlanmadığı müddetçe o anki karar en doğru karar oluyor. Şimdi rahmetli babam derdi ki oğlum kazandığın paranın bir bölümü o senin değil. Yani o parayı senin kendi paran gibi görme.
bu parayı yeni deyimle sosyal sorumluluk, eski deyimle hayır. Ben de o düsturu elimden geldiğince devam ettirmeye çalışıyorum. Toplumdan aldığımızı bir şekilde bu toplumla paylaşmanız gerekiyor. Şimdi burada en tehlikeli konu hırsa kapılmak. Hırs bir insanın zaten kendisiyle en önemli mücadelesi. Eğer bir hırsa kapılırsanız, kibire kapılırsanız ve bu kibir ve hırs maalesef sizin sonunuzu getirebilir. Bu çok önemli. Yani en iyi ben bilirim, en büyük benim. Bir noktadan sonra insanı gerçekten çok sosyal anlamda da, ticari anlamda da çok ciddi sorun başına iş açabilir. Şeytanın Avukatı filmini hiç unutamadığım sahnesi. Şeytan filmin sonunda diyor ki kibir en çok sevdiğim duygudur. Sadece iş dünyasında değil, her alanda kibir maalesef insanların sonunu getiren bir duygu. İşte o duygudan arınmak gerekiyor. Marka oluşturduğumuz dönem hani fırsatlar olan bir dönemdi. Hani ne diyorum? Hiçbir şey yoktu o dönemde. İnanılmaz fırsat eşitliği var diye düşünüyorum ben. Örnek bakınız sosyal medya fenomenleri. Bu sosyal medya fenomenlerini 10 yıl önce kim tanıyordu? Hiç kimse tanımıyordu. Bu insanların içerisinde bir cevher varmış ki bu cevheri sosyal medya aracılığıyla katlanarak kitlelere duyurdular. Kararlarınızı verirken, ortaya bir yargı koyarken geçmiş tecrübelerle yargı koymak şu anda değil bence her zaman yanıltıyor. O yargının bir dozu olması lazım. Çünkü dünya değişiyor, kavramlar değişiyor, insanların ilgi alanı değişiyor. Umulmadık tepkiler yaratabiliyor. O yüzden sizin tecrübeniz çöp olabiliyor. Yani 30 yıllık benim tecrübem var diyorsunuz. 30 yıllık tecrübe çöp aslında. Çünkü bir yenilik çıkıyor, sizi tamamen siliyor, süpürüyor. Puzzle'ın parçalarını birleştirerek giden bir insanım. Yaptığım işi ben bugün, yarın, öbür gün daha iyi yaparsam iyi bir yere varıyorum. İyi bir yere varmak hedefin ne diye sorarsan, yaptığım işi öncelikle kendi işletmeme, aileme ve de çevreme faydalı olacak bir şekilde, ülkeme faydalı olacak bir şekilde geliştirmek. Ve bütün bunları yaparken de insanların o beğeni hissini, yüzlerindeki beğenme duygusuna bakıp mutlu olmak. Mesela yeni bir ürün çıkarıyoruz. Bu beni çok tatmin eden bir şey. İtibar çok önemli. Zaten dürüstlük de itibar getiriyor. Bir tüccarın en büyük hazinesi itibarıdır. Eğer bir tüccarın itibarı yoksa, arkasından onun için muteber bir adam değil diyorlarsa bu çok kötü bir şeydir. Parayla ölçülebilen bir şey değildir bu. Yaptığı işi topluluğa fayda getirecek şekilde yapması lazım. Hani önce işletmesine ve de ülkesine fayda getirecek. Eski tüccarlar hep derler ya ben bunu yaptım işte bunun sonucunda memleketime şöyle bir fayda sağladım. Gerçekten sonuç itibariyle memlekete fayda sağlıyorsunuz. Bu işletmeler, burada çalışan değerler sonuçta vergi veriyoruz hepimiz. Yani ciddi vergiler veriyoruz. Yani vergini tam vermek önemli.